Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere üzüm fidanının bakımı ile ilgili bazı faydalı olacağım bilgileri paylaşmak istedim sizlerle. Bu üzüm fidanımızı ben geçen sene yerini değiştirdim. Gölge bir yerdeydi. Daha sonra bunu erik ağacının dibine aldım. Bir senede gördüğünüz gibi ağacı sarmaya başladı. Şu an yapraklanma zamanı. Ağaca doğru şöyle yürümeye başladı. Ben size şöyle göstereyim. Arkadaşlar siz de üzüm fidanının çabuk gelişmesini istiyorsanız evlerde içtiğimiz çayların posalarını üzüm fidanının köklerine dökebilirsiniz. Ben şöyle günlük döküyorum. Burada göstermek istiyorum. Bu bizim evde içtiğimiz çayın posası. Bunu biraz sulandırıyorum ve bunu üzümün dibine döküyorum. Arkadaşlar çay posasının üzüm fidanından son derece faydası var. Yani hiç sulamanıza bile gerek yok. Günlük veya gün aşırı 2-3 günde bir evde içtiğiniz çayların posalarını biriktirip sulandırıp üzüm fidanının köklerine dökerseniz üzümünüz daha çok gelişecek ve daha çok meyve tutacaktır. Bu bizim siyah kokulu üzümümüz. Ben şöyle göstereyim. Ağaca doğru bu yürüdü. Şurada hatta meyve dökümüne bile başlamış. Evet bakın şuradaki dallarda üzümler olmaya başladı. Ben bunu çardak yapma yerine ağaca sarmasını tercih ettim. Bu bizim erik ağacı. Zaten bunda çok fazla erik olmuyor. O yüzden üzüm rahat rahat bu ağaçta gelişsin istedim. Evet, dibinden bile şöyle filizler çıkıyor. Yani videoyu fazla da uzun tutmak istemiyorum. Buradaki amacım sizlere evde biriktirdiğiniz çay sularını sulandırarak üzümün dibine dökerseniz hem gübre olacaktır hem de üzüm su ihtiyacını karşılayacaktır. Yani bunun haricinde sulamanıza gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.